Günaydın. Cuma günü nispeten veya göreceli olarak zayıf geldiğini söyleyebileceğimiz verilerle beraber Amerikan endeksleri de yatay bir kapanış yaptı. Verilerin detayları tabii önemli. Özellikle Back to Business School döneminin biraz kaymasından kaynaklanan bir zayıflık da var ama genel olarak baktığımızda beklentilerin altında bir veri seti görüyoruz. Zaten geçtiğimiz aylarda yukarıya doğru net bir hareket yapan sürpriz endeksi de şimdi bakarsak görüyorsunuz son aşağı yukarı bir aydır bir geri çekilme içinde oldukça kuvvetli bir yukarı hareket yapmıştık. Şu anda da hafif bir satış veya aşağıya doğru dönüş var. Bu hafta açıklanacak olan veriler içinde tabii piyasanın takip edeceği özellikle PPI olacaktır. Ardından da tutanaklar var. Ama genel olarak Ağustos ayına yönelik olarak baktığımızda ben 26'sında Yellen'ın Jackson Hole'da yapacağı konuşma veya açıklamayı biraz daha tutanakların önünde bir yer vermeyi tercih ederim. Tabii bu enflasyonda da yukarı bir hareket görürsek o yine piyasayı biraz etkileyecektir. Ama şu an için Eylül beklentisi zayıf. Yani çok da böyle net bir yukarı hareket olmayacaktır future'larda. Piyasanın hareketine baktığımızda Nasdaq'ın artı kapatabilmesi, olumlu endekslerde yeni zirveler yapmaya devam ediyor. Açıkçası bir momentum kaybı var. Yani hızlı bir şekilde yukarı hareket yapmakta zorlanıyor piyasa. VIX tarafında da 12'lerin altındaki bu seyir beni biraz tedirgin etmiyor değil. Dolayısıyla ya buradan kuvvetli bir şekilde yukarıya doğru bir escape velocity hareketi görmemiz gerekiyor ki piyasa rahatlasın. Daha doğrusu kenarda duranlar piyasaya gelsin. Veya geçtiğimiz haftada paylaştığım gibi kırdığı seviyelere yani 2130'lara doğru biraz geri çekilme yaşanma ihtimali yüksek. Ama her durumda yukarıya doğru potansiyelin hala çok yüksek olduğunu ana strateji biraz daha long taşıma yönünde olması gerektiğini düşünüyorum. Piyasanın Asya açılışı da Çin tarafında pozitif olduğu görüyorsunuz. Çin ve ilgili endekslerde %2'lerin üzerinde bir rally var. Bu tabii Shenzhen Hong Kong linkinden kaynaklanan ekonomik açıklamalardan ziyade linkten kaynaklanan bir yukarı hareket. Japonya tarafında ise biraz hayal kırıklığı var. Özellikle büyüme tarafında baktığımızda 0,7'lik bir büyüme beklenirken 0,2'lik geldi. Tüketim tarafı beklentileri karşılıyor. Ama Amerika'da veya dünyanın genelinde olduğu gibi yatırım tarafında problemler var. Stoklara baktığımızda bir etkisi olmadığını gördük. Yine kamu yatırımlarına baktığımızda da sabah paylaştığım gibi 0,1'lik bir artış söz konusu. Bu veri Eylül ayında hem stratejisini hem gidişatı değerleyecek olan BOJ açısından önemli olacaktır elbette. Ama buradaki kritik nokta aslında şu anda artık paketi büyütmek vesaire değil, QE'den farklı bir stratejiye geçip geçmeyeceği BOJ'un. Paritelerde aslında Cuma günkü kapanışta önemli işaretler olabilir gibi geliyor bana. Az önce de söylediğim gibi zaten herkesin de takip ettiği üzere beklentilerin altında kalan bir veri seti gördük. Dolayısıyla euro açısından net bir yukarı yapma fırsatı olan bir gündü. Nitekim böyle bir harekette yaptı aslında isterseniz ama hareketin yeterli kalamadığını, tükendiğini görüyoruz. Buradaki görüntü hala aynı. Yukarı tarafta baktığımızda iki tane trend çizgisinden bahsedebiliriz. İkisi de aşağı yukarı aynı yerleri işaret ediyor. 12,50'ler biraz daha yükselen bir trend olduğu için burada 12,80'lerden bahsediyoruz. Bu seviyelerin kırılması euro pozitif olacaktır. Nitekim geçen hafta baktığımızda euronun aslında yukarı yönlü olduğunu gördük. Ama cuma günkü veriye verdiği bu tepki biraz dikkate değer diye düşünüyorum. Diğer göstergeler açısından baktığımızda henüz piyasanın opsiyonlarda en azından satışa döndüğünü göremiyoruz. Farkındaysanız yatay bir seyir var. Benzer bir şekilde yine bu tarafta da spreadlerde de yukarı yönlü bir hareket var. Baskı yani yukarı alıp gidecek kadar yok ama hareketin yönü de yukarıya doğru gözüküyor. Pozisyonlanmaya bir göz atalım. Hemen aşağı yukarı 100 bine yakın bir eksi
daha doğrusu short pozisyon olduğunu görüyoruz ki bu genel 2007 sonrasına baktığımızda ortalama bir short civarında, çok büyük bir shorttan bahsetmiyoruz ama eğer 12.80'ler 12.90'lar aşılabilirse piyasanın biraz bu pozisyonları kapatmak için alıma geçmesi, dolayısıyla 14.70'lere doğru bir hareket yapması neden olabilir. Şu an için baktığımızda ben Euro'daki yukarı hareketleri hala satış fırsatı olarak değerlendirme taraftarıyım. Aslında isterseniz biraz daha yakından takip etmemiz gereken pound olabilir. Şurada görüyorsunuz, kapanış bazında baktığımızda dip seviyelere, 29 dibine yaklaşmış durumda. Low haline baktığımızda ise 28-29 aralığı var. Yani şuralarda gördüğümüz bölgeye eğer bir kayma olursa ben teknik olarak, yani 100 tik vesaire gibi çok agresif olmayacak bir miktara alım yapılabileceğini düşünüyorum. Buradaki konumlanma da bundan önceki hafta olduğu gibi rekor seviyede, short tarihinin short seviyelerinde duruyor. Şurada görüyorsunuz. Dolayısıyla gelecek olan sert bir yukarı hareket, işte o 28-29 arasında bir alımla olabilir. Bir süre short covering'e neden olacaktır. Ama biraz daha orta vadeli baktığımızda dolara karşı ben pound'un, ilk zamanlarda da söylüyordum, 1.10'lara doğru zayıflamasının devam etmesini bekliyorum. Ama kısa vadede pound short, orta vadede euro short bana daha mantıklı geliyor. Yani pound aslında veya İngiltere kendisini kurtaracaktır. Elbette bu hızda tabii geri çekilme olursa o sorun yaratabilecek olan bir değer kaybı. Ama genel olarak Avrupa tarafının daha problemli olduğunu artık biliyoruz. Metaller tarafında da aslında euro açısından konuştuğumuz resme benzer bir resim söz konusuydu. Cuma günkü gelen veri metalin, altının sert bir şekilde yukarı atmasını ve orada kalmasını sağlayabilecek olan kalitede bir veriydi ama bunun yapılamadığını gördük. Sert bir şekilde yukarı yaptı. Ama kapanış itibariyle baktığımızda kapanışın daha düşük seviyelerden olması söz konusu oldu. Dahası geçtiğimiz günlerde veya son 1-1,5 aylık dönemde trend çizgisi test edilecek sertlikte yukarı hareketler görürken şimdi biraz tabii birkaç günden bunu söylemek zor ama biraz nefesi zorlanıyor gibi gözüküyor. Cuma günü de 56'lara kadar bir yükseliş olduktan sonra görüyorsunuz kapanış bir önceki günün altında, bir en düşüğünün altında bir kapanış oldu. Bu aslında iyi bir sinyal değil. Zayıflığı gösteren bir durum. Tabii burada da geçtiğimiz birkaç hafta içinde söylediğim durum söz konusu. Çok yüksek long pozisyonlar var. Bu yüksek long pozisyonlar tarihinin en yüksek seviyesinde değil, biraz kapatıldı ama çok yüksek seviyelerde, dolayısıyla yukarıya doğru gidişatı engelliyor veya zorluyor diyebiliriz. Aynı şekilde gümüşte de benzer bir durum söz konusu. Orada da çok yüksek long pozisyonlar var ve bu pozisyonlar nedeniyle yeni alıcı bulmakta zorlanıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla altında da gümüşte de aşağıya doğru bir hareket bekliyorum. Altında 1306 seviyeleri önemli olacaktır. Bu gelecek olan düzeltmede daha da altına kırılması durumunda daha da altına kaymamız söz konusu olacak. Petrol tarafına bakalım. Petrolde 200 günlük ortalamanın üzerine atan bir hareket gördük. Cuma günü buradaki beklenti hala Eylül toplantısında bir üretimde dondurma geleceği fikri. Tekrar 200 günlük ortalamayı test edebiliriz. Yani bir geri çekilme olabilir. Ama yavaş yavaş yukarıya doğru, önce şurada görüyorsunuz aktif kontratta 45-30'lar, ardından da 200 günlük ortalamanın geçtiği, pardon 50 günlük ortalamanın geçtiği ve şu direncin bulunduğu 46-30-47 seviyeleri var. Burada geçtiğimiz haftada göstermiştim, güzel bir uyumsuzluk, uzun vadeli güzel bir uyumsuzluk var. Dolayısıyla yukarıya doğru gözüken omuz başı omuzunda kırılması durumunda petrolde iyi bir rally görmemiz söz konusu olacak. Burada aynı zamanda short pozisyonlarında
fonlardaki short pozisyonlarında çok yüksek seviyelerde olduğunu görüyoruz. Yani altınla baktığımızda çelişen bir durum var ama kısa vadede yeniden çok büyük short pozisyonlar açıldı. Dolayısıyla petrolde biraz daha yukarı 50 günlük ortalamanın aşılması durumunda bir short covering de yaşanacaktır. Ona dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum.